Arkadaşlar, Sinan Spor kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni dönem iddia kuponlarını sizlere yakından göstereceğim. Çok talep vardı arkadaşlar. Tekrardan bu videoyu çekmeye karar verdim. Ekstra olarak da yeni iddia ile alakalı kitapçık elimde, şahıs girişimin düzenlediği kitapçığa da bir göz atacağız. Ne gibi etkinlikler olacak hep beraber göreceğiz. Spor Toto kuponu şu şekilde olacak arkadaşlar. Çok bir değişiklik yok. Gördüğünüz üzere şimdiki Spor Toto kuponu gibi, gördüğünüz gibi misli yeri burada. Yine kolonlar aynı şekilde devam edecek. Arkasına baktığımızda çok fazla bir değişiklik yok. Sen seç oynanabileceğini görüyoruz. Terminal tarafından kendi oynatacak herhalde arkadaşlar. Başka da bir değişiklik yok bu kuponla. Canlı kuponunu bir incelemeye alalım. Gördüğünüz gibi canlı kuponu burada. 4 adet kutucuk var arkadaşlar. 99 adet de gördüğünüz üzere seçenek var kutucukların yanında. Oyun kodu, maç kodu gördüğünüz gibi yan yana yazacağız. Oyun ne oynamak istiyorsak yazacağız ve seçeneği de burada işaretleyeceğiz. 99 adet seçenek olacak canlı bahiste arkadaşlar. Sistem 1, 2, 3, 4 yani 4 tane kolon olduğunu ifade ediyor ve misli yerinde gördüğünüz gibi burada inceliyoruz. Çok fazla detay şurada nasıl işaretleneceği de yazıyor arkadaşlar. İstenen oyuna ait oyun kodu ilgili alana 0'dan 9'a kadar olan kutucuğa yardımıyla soldan sağa 3 haneli şekilde işaretlenecek diyor. Banko kutucuğu işaretlenecek. Banko yapılır ve böylelikle istenen maç sistem dışında tutulup daha az kupon bedeli ödenir deniyor. Ya gördüğünüz gibi canlı iddia kuponu da bu şekilde arkadaşlar. Hem arka yüzünü hem ön yüzünü sizlere göstermeye çalıştım. Ve bir diğer kupon da normal iddia kuponu da bu şekilde olacak arkadaşlar. 7 kolonun oluştuğunu ifade edebiliriz. Yine sistem 1'den 20'ye kadar sistem ifade ediyor. Kupona devam et seçeneğini görebiliyoruz burada. Kupon devam et seçeneğinde şu gibi etkinlik olacak. Yani 7 maç, bir 7 tane daha maç yazmak istiyoruz. Bir 7 tane daha maç yazmak istiyoruz. Yani 21 tane, 30 tane, 50 tane ne kadar maç eklemek istiyorsak burada ekleyebiliriz arkadaşlar diyelim. Arka yüzünü de göstermek istiyorum sizlere. Maç etkinlik için tahmin alanı, maç satırı iptali, banko gibi sistem alanı gördüğünüz gibi yine aynı şekilde devam ediyor. Kupona devam et kutucuğundan maç sayısının 20'ye kadar çıkarılacağını öngörüyor. En fazla 20'ye kadar çıkarılıyormuş. Evet arkadaşlar, buna ben de dikkat etmemiştim. 20 tane maçı bir arada oynayabiliyormuşuk. Bunu da voleybol, tenis, motor sporları, tüm spor kodlarına oyun oynanabilir gibi bir şey belirtilmiş. Gördüğünüz üzere şurada arkadaşlar. Maç etkinlik tahmin alanı. Evet, bu yeni dönem iddia kuponunda bu şekilde olacak sevgili arkadaşlar. Gelelim tabii ki çok merak edilen bir soru tabii ki, nasıl bir dönem bizi bekliyor? Şöyle, bayi bilgilendirme kitapçığı şans girişim tarafından bayilere verilmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim, içindekilerde iddiada yeni dönem, iddia oyun genel bilgileri, program, kupon, oyunlar, bilet, canlı iddia, değişiklikler, spor toto oyun genel bilgileri gibi seçenekleri görebiliyoruz. Sabit ihtimalli bahis oyunu şu şekilde arkadaşlar, canlı iddiada iptal yoktur diyor. Satıştan 5 dakika sonra iptal yapılabilir diyor normal kupon. İkramiyeler tertip tarihinin itibarından 1 yıl içinde alınabilir falan gibi şeyler. Şöyle iddianın yeni kuponunu bize anlatıyor arkadaşlar. MBS'yi neye göre yaşayacağımızı, sistemi, misliği, kupona devam eti neye göre basılı iddia programında şurada görebilirsiniz. Nasıl işaretlemeler, kodlamalar yapabileceğimizi de şöyle biraz elim titriyor arkadaşlar, malum. Şu şekilde göstermeye çalışayım size. Şöyle. Evet. Devam ediyoruz. Basılı iddia programındaki değişikliklere de şöyle göz atalım arkadaşlar. Şu şekilde. Maç sonucu, handikap, mevcut programdaki gazete oyunlar, futbol diyor. Yeni programdaki gazete oyunlar, futbol. Yeni programdaki gazete oyunlar, basketbol diyor. Mevcut iddia oyunları şu an için tekrar geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya çifte şans, futbolla alakalı karşılıklı gol, tek çift, maç skoru, toplam gol sayısı 6 olacağını görüyoruz. Artı 7 idi, artık 6 olacak. Evet, şöyle ilk kere 1.5 üst, yine ilk kere maç sonu çifte şanslar oynanabileceğini bize öngörüyor. Geçelim yeni iddia oyunları futbolda. İlk golü kim atar? Maç sonucu ev sahibi deplasman hangi takım hangi yarıda daha çok gol atar?
Maç sonucuna nasıl ulaşılır? Ev sahibi deplasman her iki yarıyı da kazanır. Uzatma olur mu? Kırmızı kart olur mu? Korner sayısı. Korner sayısı alt üst ilk yarı maç sonu. Kim daha çok korner kullanır? İlk yarı maç sonucu hangi yarıda daha çok gol olur? Ev sahibi deplasman alt üst seçeneklerini görebiliyoruz. Mevcut iddiada basketbol seçeneklerini de şöyle göstereyim sizlere. Yeni eklenen iddia oyunları basketbol diyor arkadaşlar. Maçı kimin kazanacağını tahmin edildiği oyundur. Oyunda handikap seçeneği yoktur. İki tahmin vardır diyor. Toplam sayı ilk yarı maç sonucu handikaplı. Handikaplı maç sonucu yeni eklenen iddia oyunları basket. Ev sahibi alt üst uzatma olur mu? Maç sonucu alt üst hangi çeyrekte daha fazla sayı olur gibi basketbol. Daha yeni seçenekler de var. Mevcut iddia oyunu tenis, yeni eklenen oyunlara tenis eklendiğini gösteriyor bize arkadaşlar. Birinci, ikinci oyuncu toplamı alt üst diyor. Maç skoru, tie break seti olur mu, olmaz mı? İddia biletinin şu şekilde oynanacağını gösteriyor arkadaşlar. Beşiktaş Erzurum maçıyla bunları bize göstermiş, nasıl işaretleneceğini. Şu şekilde canlı bahise açılacak olan maçlar kırmızı renkli C sütununda C simgesi yardımıyla belli olur diyor. Yeni listede arkadaşlar. Ve merak edilen canlı iddia kupon tasarımını, canlı iddianın yeni kuponunu bize anlatıyor. Az önce gösterdiğim kuponu sizlere. Şu şekilde nasıl işaretleneceği de şurada. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Nasıl işaretleneceğini de hep beraber burada gösteriyor bize canlı iddiada yeni kupon kodlamada. Burada canlı iddia oyunları futbolda maçın kalanını kim kazanır? İlk yarı 1.5 sıradaki golü kim atar? İlk yarı sonucu uzatmaları kim kazanır? Uzatmalar alt üst maç sonucu handikaplı maç sonucu alt üst 2.5-3.5 karşılıklı gol tek çift çifte şans ilk yarı çifte şans maç skoru maç sonucu alt üst korner sayısı alt üst kim daha çok korner kullanır? Hangi yarıda daha çok gol olur? Ev sahibi deplasman alt üst seçeneklerini canlı iddiada bulabileceğiz gibi duruyor arkadaşlar. C işaretli canlı iddia biletinde yazacak diyor. Gördüğünüz gibi yanına başka maçlar da ekleyebiliyoruz anladığım kadarıyla. Aynen. Herhalde normal maçları da ekleyebiliyoruz yanına. Canlının yanına arkadaşlar. Diyelim başka neler var? Değişikliklerde mevcut tekli kod, yeni çoklu kod yapısını anlatıyor bizlere. Şu tarz kem bu tarza döneceğini bahsediyor. Yani toplam gol sayısı 0-1 kod. 0-1'i işaretliyiz. 2-3 gol 0-2, 4-5 gol 0-3, artı 7, 0-4 gol. Yani artı 7, artı 6 olmuş. Şu an değişiklikler mevcut. Yeni sisteme dair bankolu sistem kuponunda seçilebilecek sistem alternatifleri. Yine burada arkadaşlar sistem alternatiflerini sizlere gösterebiliyorum. Havuz oyunu 5 dakika sonra iptal edilebilir. Evet, nasıl alınabileceğini bahisin burada bize gösteriyor. Yani tuttuktan sonra veya nasıl iptal olur. Spor Toto ve bilet tasarımı yine şu alanda görebiliriz arkadaşlar. Spor Toto kuponunu ve bilet tasarımını. Terminal tanıtım burada makinenin nasıl kullanılacağını bizlere ifade ediyor. Tekrardan bir canlı iddiaya dönelim arkadaşlar. Çok merak ediliyor çünkü. 0-9 diyor. Ne gibi oyun oynanacağını bir daha sizlere anlatmaya çalışayım canlı iddiada. 0-9'da. Evet, maçın kalanını kim kazanır? Sıradaki golü kim kazanır? Uzatmaları kim kazanır? Uzatmalar alt üst maç sonucu, handikaplı maç sonucu, altı üstü 2.5 ve 3.5 üstleri, karşılıklı gol, tek çift, çifte şans, ilk yarı çifte şans, ilk yarı 1.5, ilk yarı sonucu, ikinci yarı sonucu, maç skoru, maç sonucu, alt üst korner sayısı alt üst ilk yarı maç sonucu kim daha çok korner kullanır? Hangi yarıda daha çok gol olur? Ev sahibi deplasman alt üst seçenekleri canlı iddiada bize şu an için oynanacak seçenekler gibi duruyor arkadaşlar. Bir daha bir bakalım başka canlı ile alakalı herhangi bir içindekilerde. Evet, sadece orada gösteriyor. Değişikliklere 11'e bir daha göz atalım. Herhangi bir kaçırdığımız bir şey olmasın. Umarım yararlı bir video olur. Kanalıma abone olursunuz arkadaşlar tabi bu arada. Her gün iddia tahminleri konusunda sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Canlı bahis geldiğinde de yine sizlere yardımcı olmak için elimden gelen gayreti göstereceğim. Benden çok istemiştiniz bu tarz bir videoyu. Yine ben de sizler için akıcı bir dille bunu anlatmaya çalıştım. Sayfa sayfa size gösteriyorum şu anda arkadaşlar. Yeni eklenen oyunlarda tenisi görebiliyoruz. Mevcut tenisi ve yeni eklenen tenis seçeneğini. Mevcut iddia oyunlarına basketbolun bundan sonra yeni eklenen oyunda neler olacağını bize uzatma olur mu? Maç sonucu alt üst,
hangi çeyrekte daha fazla sayı olur, ev sahibi kazanır ve alt üst olur gibi seçenekler eklenmiş. Yeni iddia oyunları da gördüğünüz gibi ilk golü kim atar, maç sonucu alt üst, yani hem ev sahibi alt olur hem üst olur gibilerinden, hangi yarıda daha çok gol atar, ev sahibi deplasman takımı maçı gol yemeden bitirir mi, deplasman takımı gol yemeden kazanır mı maçı, hangi takım kaç farkla kazanır, maç sonucuna nasıl ulaşılır, yani 6 farklı tahmin varmış burada. Ev sahibi takım normal süre, ev sahibi uzatmalar, ev sahibi takım penaltılar, deplasman takımı, ilginç bir oyun istatistikleri var burada. Uzatma olur mu maçta, kırmızı kart olur mu, korner sayısı görebiliyorum burada. Hangi yarıda daha çok gol olur? Ev sahibi deplasmanı alt üst, yani 90 dakika sonunda hangi takım toplamda daha çok gol atar ve maçı kazanır gibi yeni seçenekler eklenmiş. Gördüğünüz üzere yeni iddia kuponlarını ve yeni iddiada bizleri neler beklediğini, hem normal iddia oyunlarına yeni eklenen futbol oyunlarında neler olduğunu, hem de canlı bahiste neler olduğunu hep beraber sizlerle incelemeye çalıştık arkadaşlar. Kuponları da gösterdim sizlere. Nasıl kuponlar olacağını hep beraber gözlemledik, gördük. Umarım etkili bir video olur ve beklentilerinizi karşılamıştır. Kafanızdaki soruları cevabını bulmuşsunuzdur bu videoda diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videonun altına yorum bırakmayı unutmayalım arkadaşlar.